Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere farklı bir giriş yapmak istedim. Sizlerle birlikte nane yağı yapacağız. Taze nane yapraklarıyla nane yağı yapacağız. Nane yağı nasıl yapılır, nerelerde kullanılır, hangi alanlarda kullanabiliriz? Bu videomda bu soruların cevaplarını bulacağız arkadaşlar. Evde doğal yöntemlerimizle nane yapraklarından kendi nane yağımızı yapacağız ve bunu cildimiz için, dudaklarımız için, saçlarımız için, diyet için, grip nezle için, baş ve kas ağrıları için ve daha birçok faydası var arkadaşlar. Hepsini bu videomda sizlere tek tek anlatacağım. Nane yapraklarını topladıktan sonra güzelce yıkıyoruz ve onları kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle temiz bir bezin üzerinde kuruttum onları. Kısa bir zamanda kuruyorlar zaten. Kuruduktan sonra nane yapraklarını ellerimle eziyorum. Ezerek. Kesinlikle bıçak kullanmadım ben bu aşamada. Parçalayarak yaptım. Biraz da havanla döveceğim arkadaşlar şimdi. Havanla ezerek kaseme alacağım. Bu arada cildimiz için ne faydaları var nane yağının? Cildi besleyici özelliği ile cilt bakımında kullanılıyor arkadaşlar. Yanıkların iyileşmesine fayda sağlıyor. Ciltteki lekeler ve kızarıklıklar için de kullanılabiliyor. Cildi nemlendirici etkisi var. Akne ve sivilce oluşumunu önlüyor kesinlikle. Cildin parlamasını sağlayarak sağlıklı bir cilde kavuşmamızı sağlıyor. Ve çeşitli alerjik reaksiyonlar sonucu oluşan kaşıntıları azaltmak için de nane yağını kullanabiliriz arkadaşlar. Cildimiz için kullanmak istediğimizde sorunlu bölgeye direkt olarak uygulama yapabiliyoruz. Gelelim saçlara. Şampuanımızın içerisine 5-6 damla damlatabiliriz. Bu saçlarımızı güçlendirir ve kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Nane yapraklarını havanla ezdikten sonra üzerini kapatacak kadar zeytinyağı, saf zeytinyağı ekliyoruz mutlaka. Ve kaynar suyun içerisinde şöyle 5 dakika benmari usulü onu ılıtıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi nane yaprakları ısındığı zaman daha güzel yağını bırakıyor. Bu yüzden daha sonra kavanozuma koyup onu da güneşli bir alana koyuyorum arkadaşlar. Ağzını kapattıktan sonra sıkıca kapatıyorum kavanozumun ağzını ve güneşli bir yere koyuyorum. Ben camın önüne koydum. Arada da çalkalayabiliriz. Sizler bu arada videomu beğenerek kanalıma abone olarak da kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim dudaklarımıza. Dudaklarımızda oluşan çatlaklar için iyileştirici etki göstermektedir. Yalnız dudaklarımızı uygularken biraz yakabilir çünkü çok keskin bir yağdır. Aynı zamanda ağız kokularını da gidermeye yardımcı olur nane yağı. 15-20 gün kadar güneşte dinlendiriyoruz. Arada çalkalayarak bu şekilde 15-20 gün kadar dinlendirdikten sonra kavanozumuzdaki yağımızı süzebiliriz. Bu arada gelelim diyet için faydalarına. Süper bir iştah kesicidir. Kilo vermek isteyenler nane yağını bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı ölçüsünde tüketebilir arkadaşlar. Etkili bir yağ yakıcı özelliğe sahiptir nane yağımız. Baş ve kas ağrıları için oldukça etkili. Ağrıyan bölgeye masaj yapıldığında ağrıyı azaltır. Doğal bir ağrı kesicidir. Grip, nezle ve soğuk algınlıklarında kullanılabilir. Yüksek ateşi düşürmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini güçlendirir ve çok önemli bağırsaklardaki gaz oluşumunun önüne geçer. Sinüzite iyi gelir, hafızayı güçlendirir ve aynı zamanda konsantrasyonu da arttırır. Bir de öyle bir faydası var ki böcekleri uzaklaştırmak için kullanabiliriz. Bir sprey şişesini sulandırarak cildimize dahi sıkabiliriz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.